Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı Rus işgalinden Türk SİHA'ları koruyor. Ukrayna'nın olası bir Rus işgali karşısındaki en büyük kozunun Bayraktar TB2 SİHA'ları olduğunu yazan Amerikan medyası, Türkiye'nin çabasının krizin çözümünde Amerika Birleşik Devletleri ve AB'den daha etkili olduğunu söyledi. Dünya çapındaki savunma sanayi ve askeri gelişmeleri takip eden Amerikan Defense One haber sitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir askeri müdahalesi karşısında Bayraktar TB2 SİHA'larını aktif olarak kullanacağını ifade etti. Ukrayna'nın en büyük kozunun Türk SİHA'ları olduğu ifade edilen analizde, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu stratejiye mali destek vermesi gerektiği belirtildi. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de AB tarafından taahhüt edilen kuvvetlerin Rusya'yı Ukrayna sınırından caydıramadığının altı çizilen yazıda, SİHA'lar ne kadar etkili olduklarını geçtiğimiz yıl 44 gün süren Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında kanıtladı. NATO ile Rusya arasında yapılması planlanan Ukrayna geriliminin masaya yatırılacağı kritik zirvenin tarihi belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya 10 Ocak'ta, Rusya ve NATO ise 12 Ocak'ta müzakerelere başlayacak. Avrupa Birliği'nin katılacağı geniş bölgesel toplantının ise 13 Ocak'ta yapılması öngörülüyor. Yayınlanan yeni uydu görüntüleri Rusya-Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırılan ek birlikler ve askeri teçhizatı ortaya koydu. Görüntülerde savaş araçlarının, tankların, motorlu topçuların ve hava savunma teçhizatının Kırım'ın Bahçesaray kentine hareketi açıkça görülebiliyor. Türk SİHA'larının yeni müşterisi Rusya. Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir makale kaleme alan Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Strateji ve Savunma Kuruluşu National Interest, Türk SİHA'larının son müşterisinin Rusya olduğunu iddia etmişti. Peter Sucu tarafından kaleme alınan makalede, Türk SİHA'larının çok sayıda Rus hava savunma sistemini imha etmek için kullanıldığı bildirilmişti. Moskova bu iddialara itiraz etti ancak bu, Rusya'nın Türk SİHA'larına ilgisini engellemedi ifadeleri kullanılmıştı.